Şimdi söyleyeyim cevap veririz. Şimdi arkada çalışıyorlar kalecilerden. Hepsini alabilirler. Diğer oyuncuları da alabilirler. Çünkü milli takım antrenörü Türkiye'yi temsil eden oyuncu seçme hakkına sahibi. Aldığı karara saygı duyarız. Alsa da almasına saygı duyarız. Mert de iyi durumda. Diğer oyuncular için aynı şeyi söyleyeyim. Olumlu durumları var. O konuda hocanın her türlü kararına saygı duyarım. Onun için bir şey söyleyemem yani ama Mert de diğer Türk oyuncularımız da şu andaki oynayanlara baktığınız zaman gayet iyi görünüyorlar. Ama o da seçim yapacak. En iyisini neye göre bilmiyorum işte. Yani maç sonucu almak için işte daha önce oynayan Uğurcan var, Altay var, işte Doğan var. Bir sürü kaleciler alındı. Ha, Sinan da var, onu unuttum pardon. Belki onlardan da birini alabilirler. Bilmiyorum. Yani bir sürü kaleciler var. Yani yeni kaleciler var geliyor. İşte Kasımpaşa'nın kalecisi, Kayseri'nin kalecisi. Ama bizden alınan her oyuncudan biz gurur duyarız. Görevlerinde en iyisini yapacağını düşünüyor. Bu Mert için de geçerlidir. Bir şey söyleyemem çünkü hocanın takdiridir. Hoca da o konuda hiçbir eleştiri getirmesini doğru bulmam ama bazen konuşuluyor. Diğer konuda ilgili bana gelen habere göre Mert'ti galiba menajer. Bana da Halil söylediği için geçen hafta içinde hocam işte Kuns görüşmek dedim bu hafta olmaz. Bizim ne maçı sonrasıydı? Antalya maçı sonrasıydı. Daha sonra konuşuruz. Sadece bu kadar geçti. Ayaküstü konuşulan, ayaküstü haber gönderilen bir şeydi. Biz görüşmeden kaçmayız. Ama bunun üzerinden spekülasyon yapmaya doğru bulmuyorum. Ben ayrılalı bir seneden fazla oldu galiba. Uygun oldukları zaman da ben de konuşurum. Niye konuşmayayım yani? Hocam Cenk Tosun'la ilgili yeniden haberler çıkmaya başladı. Sizinle birlikte performans yeniden yükseldi. Goller atmaya devam ediyor. Chicago Fire'dan bir teklif aldığı söyleniyor. Kulübe gelen resmi bir teklif var mı? Eğer böyle bir teklif gelirse sizin bakış açınız nasıl olur? Şimdi bu konularda tabii yönetim karar verir. Yani tekliflerle ilgili bize resmi olarak şu an henüz bilmiyorum benim ama Cenk devasatı duyduğum öyle bir şey vardı ama geçen de söyledim. Cenk bizim oyuncumuz. Burada kalmaz istediğini biliyorum. Kulübünde tutmak istediğini biliyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Diğer konular bana göre teferruat ama olağanüstü bir durum varsa iki taraf için o zaman konuşacak bir şey yok. Yani şu anda bunların konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Bu oyuncu da kulübe de zarar veriyor. Çünkü yani transfer çok ciddi boyutta ise konuşulur. Diğeri spekülasyon olur. Mesela Vegors'un oldu gitti. Evet onun bir zararı da oldu bize. Yani teknik olarak bakarsan bir oyuncu kaybediyorsun. Ama kangren olmuyor. Olay büyümüyor. Ama sayısın konuşuldu olmadı. Kötü. Şimdi Cenk konuşuldu. Bunlar çok doğru bulmuyorum. Yani bu sene ve gelecek sene için Cenk'le ilgili olumlu düşüncemiz varsa bunun da acele etmemesi gerekiyor. Kulübünde gerek yok. Çok konuşulup çizilmesi biraz haber boşluğunu doldurmuş gibi oluyor ama sonunda hem oyuncu hem kulübe zarar verir diye düşünüyorum. Çok da konuşmaya değmez. Yani hep Cenk'e de mağdur etmeyiz, kulübü de etmeyiz. Yani ama her ikisi de iyi niyetliyse kulüpte bir noktada buluşurlar. Yok plan yapmıyorum. Yani görüşlerimi paylaşıyorum. Daha plan değil. Yarışıyoruz çünkü. Ha takım için doğru. Ama hep olması gereken o zaten. Evet, şimdi siz geçmişten her zaman yeni sezonlara hazırlanırken transferlerin erken bitmesinin öneminden bahsederdiniz. Bu sezon Beşiktaş hiç bitmeden bazı transferleri önden bitirir mi? Şimdi elimizde oyuncular var. Bizim devam eden mukavelesi devam eden oyuncuları var. Ve yeni aldığımız mukavelesi bize ait olan oyuncular var. Bir de Maxim Alex bize geçici olarak geldi. Onun durumu var. Dolayısıyla elimizde bir kadro oluştu yani baktığınızda. Bunlar içerisinden en iyisini sahaya sürmemiz lazım ve maç kazanmamız gerekiyor. Bu hafta başlayan süreç olumlu görünüyor. İnşallah sürdürülebilir hale getiririz. Elimizde mesela bu hafta oynamayan Rozier gibi, Saiz gibi, Gezzal gibi, aklıma gelmeyecek birçok Mülaka gibi birçok oyuncular var. Bunlar da bizim oyuncularımız yani. Onun için bunları da değerlendirerek bakmak lazım. Şu görüntü şunu gösteriyor. Bir kadro zaten elimizde var. Sezon başında da alınanlar var. Ben sizi de paylaştım. Bunlar hepsi iyi oyuncular. Yani Dedali de iyi oyuncu, işte Joseph Souza da iyi oyuncu, Vegors da iyi oyuncu, Saiz de iyi oyuncu. Rusya'da, Masuaka'da iyi oyuncu ama iyi verim alabilmek önemli. Bu tam sezon başından beri bu benle veya Valerian İsmail'le alakası yok. Sonunda beklenen sonuç alınmadığı için eleştiriler ve üzüntüler, moralsizlikler oldu puan kaybı sebebiyle. Bu nasıl düzeltilir? Yine oyuncularla, yine yönetimle, yine hocayla. Burada düşünce paylaşım o yüzden. Yani ben bunu düşünüyorum. Bunun aksi bir düşünce varsa, medya yazarsa veya yönetim düşünürse onları da dinleriz. Çünkü
burada hepimiz gelip geçeceğiz. Oyuncular dahil. Bak direkt diye düşündüğünüz oyuncular gelip gitti. Hocalar gelip gidiyor. Hatta yönetimi de gelip gidiyor. Ama bunları yıpratmak değil. Burada görevde olanları doğru yola kanalize etmek için eleştiriler yapılacaktır. Ama yok etmek doğru değil. Çünkü camianın bir yola girmesi gerekiyor. Yoksa onu değiş, bunu at. Yani biz bir oyuncuyu, yani giden oyuncuyu bile yani sonuna kadar dikkatle araştırıyoruz ki fayda alabilir miyiz diye elimizde. Ondan sonra artık olmuyorsa göndermek durumunda. Yoksa keyfimize göre yapmıyoruz bunu. Hep söylüyoruz. Takımı, kulübü taşıyan zaten burada kalmalı. Bu benle veyahut da yönetimle ilgili değil. Yönetimin de, hocanın da, herkesin de, camianın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Ben kızdım, atmakla olmaz. Çünkü hem teknik olarak yarışta iyi olmak için hem de ekonomik olarak tahribatı var bunun. İnşallah bu olmaz. Yani kadro oluştum onun için. Mesela bu hafta beni mutlu eden şey yeni gelen tüm oyuncuların zaten aldıklarımız yabancı çekecek oyuncular değildi. O da öyle oldu. Ama biz sezon başında oynattığımız birçok oyuncu da hala o sıkıntımız yaşıyorsak o zaman iyi düşünmek lazım. Ben onu 2-3 ay daha beklersem olur mu diye risk alırsam bir de maç kaybedeceğim. Ama bana maç alacağını bilse bunu da koyarım. Çünkü hiçbir oyuncuya peşin hükmüm yok. Şu 26 oyuncu 4 kaleciden yani işte şu anda 4. kaleci pozisyonunda diyelim ki Utku varsa iyi olarak görsem onu da oynatırım. Yani o verimi görmek durumundayız. Ama şans bulan oyuncu iyiyse o devam eder. Arkadan gelen rekabetle onu geçmesi gerekir. O yüzden kadro oluşumunu ben yaparken ben de geçeceğim burada. Yani hepimiz gelip geçeceğiz. Kulüp ebedidir. Bakın uzun yıllar hocalar, oyuncular geldi. Şimdi de bu kadroyu oluşturabilirsek yani şampiyonluk için her şeyi söyleyebilecek güçlü kadro oluşturmak lazım. Oyun onun için önemli. Takım olmak onun için önemli. Ve takımın ilkeleri, prensipleri belli olacak. Bu da dediğim gibi asaletli, cesaretli ve maharetli bir takım oluşturmak. Bunu yaptığımız anda zaten o sisteme uyarız biz. Şu anda yaptığımız iş o. Hocam göreve geldiğiniz anda itibaren 6 numarada özellikle bir araçta bulunuyoruz. 6 numara sayısı oynadı. Atı da mecbe denediniz. Mecbe varken görev aldı sakat yokken. Şimdi Amir geldi. Sizin oyun planınıza henüz bir futbolcu Amir diye yapabilir miyiz? Yoksa sezon başında yani sezonun başında da agresyona yönelik bir oyuncu almayı tabii güzel. Aslında bu da güzel bir soru. Ben orada mesela görevde değilken bile daha önce de dışarıda da baktığımda Josef Souza oranın en iyi oyuncusuydu. Yani hem dinamizm açısından hem Tom Kuhl'dan hem de takımın parçası ve hem de kazanma hırsıyla çok büyük bir değerdi. Takımın parçası olarak ait olma duygusu da en üst seviyedeydi. Ben onun ayrılışına üzüldüm ama burada da kalması doğru değildi. Yani işte ayrılan bir tane böyle aslında üzülüyorsun fakat tutma şansın yok. Yani burada kalırsa da oynayamazsın sakat. Sakatlığı bizi taşımaz. O zaman farklı bir oyuncu mesela Amir. Orada o bölgede oynayan ama defansif görevi bakımından öyle değil ama ofansa katkısı olabilecek, devamlılığı olan, alanı iyi kapatan ama temaslı oyunda daha az olan ama aklıyla onu idare eden bir oyuncu. Aslında 3-8 numarayla oynuyorsunuz. Aşağı yukarı öyle. Yani şu anda hücuma dönük mesela Maxim biraz daha farklı. Alex Maxim. Ama ben Berkay'ın da orayı doldurabileceğini düşünüyorum. Ama bu kolay değil. Onun için de bir imtihan geçecek. Yani Berkay tam olmasa bile gençliğine de güvenerek gelişmesinin o yönde olacağını düşünüyorum. Yani Josef Souza tarzının olmasına uygun olacağını. Orada Demir Ege'de yetenekli, daha teknik. Mesela ben yeni tanıdım onu. Daha önce görmedim. Uzun süre sakattı. O da iki yönlü oynayan teknik bir oyuncu ama yavaş oynamalar itibariyle sıkıntıları var. Bunlar da gelişirse orada iki oyuncu kazanabilirsek Beşiktaş'ın geleceği kurtarır ama daha henüz onu sağlamıştı. Bu sefer diyorlar ki niye oynatmıyorsun? O kolay değil tabii oynatmak. Bazen oynatırsınız kaybedersiniz, bazen oynatmazsınız kaybedersiniz. Burada bir de Kerem var elimizde. O hücuma dönük yani Alex tipinde. Dolayısıyla Alex mi Kerem mi şu anda Alex daha önde görünüyor. Orta sahada ilgili. Başka soru var mı? 8 Mart'la ilgili bir şey söylemek lazım. 8 Mart'la ilgili zaten konuşacağımız konuştu. Önce insan olmak lazım. Ama kadınlarımızın bugünü kutlarken yani kadınlara bugünü verip 364 günü biz kullanırsak erkekler doğru yapmayız. Önce tabii onlar haksızlığa uğrayan, haklarını arayan kadınları, rahmetli olanları yani o savaşı verenleri bir rahmetle analım. Ama bütün işleri kadınlarımız yapıyor onu söyleyeyim yani. Yani erkekler de önemli ama kadınların yeri daha özel. Hepimizi yönlendiren, eğiten kadınlardır. Yani öyle bakmak lazım. Ama bunu tabii böyle 8 Mart'ta söyleyip geçiştirmeyelim. Sadece Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Sevgiyi, saygıyı
Onları da daha fazla görüyoruz. Çünkü anne sevgisi, saygısı, baba saygısı da vardır ama anne sevgisi daha başkadır. Daha sıcaktır, daha samimidir. Ve bizleri, kız ve erkek olsun, çocukları en çok yönlendiren, eğiten küçükten başlayarak annedir. Onların hepsini ellerinden öpüyorum. Annemi de rahmetle anıyorum. Sizlere de sağlıklı günler diliyorum. 8 Mart'ta. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Var mı bir şey? Sağ olun.